Oyun teorisi genelde karar verme süreçleriyle ilişkilendirilir, ama biz bunu evrim ve hayvan davranışları içinde kullanabiliriz. Buna geçmeden önce oyun teorisinin genelde nasıl ele alındığı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Oyun teorisi denildiğinde aklıma daha çok sosyal bilimler ve ekonomi geliyor, ama biz bunu gündelik davranışlar hakkında konuşurken de kullanabiliriz. Bir grup insanın monopoli veya settlers of the catan, yani katan yerleşimcileri gibi bir oyun oynadığını hayal edin. Oyunu oynayanlar, buğday tarlalarına yerleşmek veya yerleşmemek üzere karar veriyorlar ama bu karar sadece kararı veren kişiyi değil, oyunu oynayan herkesi etkiliyor. Dolayısıyla birbirleriyle mücadele eden oyuncuların akıbeti aslında tüm grubun vereceği kararlara bağlı. İşte tam bu noktada oyun teorisi devreye giriyor. Oyun teorisi, oyun süresince görmeyi beklediğimiz davranışları bir mantığa oturtarak önceden tahmin etmeye çalışır. Yani kişisel stratejileri gözden geçirirken aynı zamanda diğer oyuncuların ne yaptığını da çözmeye odaklanır. Birbirleri arasında yapacakları ticareti veya en uzun yoldan gidip gitmeyeceklerini anlamak gibi. Peki bunların evrimle ne gibi bir bağlantısı olabilir? Evrim teorisine göre, bulundukları ortama en iyi uyum sağlayan bireylerin, hayatta kalma ve türünü devam ettirme olasılıkları daha yüksektir. İşte bu sebeple, ortamla en uyumlu olan genler, başarılı kuşaklar türedikçe, o toplumda daha yaygın olacaklar. Burada oyun teorisiyle ilişkili olan en önemli kısım, üreme. Çünkü üreme, izole bir şekilde olamaz. Birden fazla bireyin katılımı gereklidir. Bir diğer önemli faktör ise ortam. Organizmanın fiziksel ortamı ile uyumunu sağlayan davranışlarıyla beraber, sosyal ortama nasıl adapte olduğunu da düşünmeliyiz. Yer bulmak, yırtıcılardan korunmak ve yavrularını büyütmek için diğer organizmalarla işbirliği yapması gerekebilir. Bundan dolayı, bireysel organizmanın uyumluluğu, organizmanın davranışıyla grubun davranışlarının ne kadar uyumlu olduğuyla alakalıdır. Hadi gelin, diyelim ki Hayat oyunun kendisi olsun ve bu durumu oyun teorisi kapsamında bir düşünelim. Diğer oyuncuların nasıl stratejiler geliştirmesini beklersiniz? Katan yerleşimcileri oyununda olduğu gibi, onların kaynakları ne kadar elde edebilecekleriyle ilgilenmelerini bekleyebiliriz. Bunun yanında, onlardan sosyal davranışlar da bekleriz çünkü refahları ve eşleşme üreme şansları diğerleriyle olan ilişkilerine bağlıdır. İşte tam bu noktada evrimsel oyun teorisi genel oyun teorisiyle örtüşüyor. Çünkü bütün bireysel stratejiler kısmen de olsa diğer oyuncuların stratejilerine bağlı. Yalnız evrimsel oyun teorisi ile genel oyun teorisi arasındaki önemli bir farklılığı da vurgulamak istiyorum. Oyun teorisi genellikle bir amaç ve diğer bireylerin stratejilerini anlamlandıran bir faaliyet içerir. Evrimsel oyun teorisi bundan farklıdır. Çünkü diğer oyuncular üzerinde bilinçli bir maksadı olmadan ortaya konulan stratejiler içerebilir. Evrimsel oyun teorisi hakkında belirtmek istediğim diğer bir husussa bize bazı topluluklarda görülmesi beklenen niteliklerle ilgili tahmin yürütmede yardımcı olmasıdır. Evrimsel oyun teorisi sürekliliği olan evrimsel stratejilerin neye benzediğiyle ya da bazı yaygın topluluk davranışı eğilimleriyle ilgili öngörülerde bulunur. Mesela Fedakarlık gibi karmaşık bir davranışı anlamak için bunu düşünelim. İki grup maymunumuz olduğunu hayal edin. Bir gruptaki maymunlar bencilce davranıyorlar. İçlerinden biri ne zaman bir yırtıcı hayvan görse, diğerlerini uyarmadan saklanmaya çalışıyor. Bu da yırtıcıyı görüp kaçarken diğerlerinden birinin yakalanıp yırtıcıya yem olma olasılığını artırıyor. Yüzeysel düşündüğümüzde hayatta kalmak için gayet iyi bir strateji gibi görünüyor. Neticede hayatta kalmayı başardı. Ne var ki, bütün grubun böyle davrandığını bir düşünün. Bu sefer yırtıcıyı gören diğerleri uyarıda bulunmadığından bizim maymunun ölme ihtimali de çok yüksek. Bu da zaman içerisinde bu maymun topluluğunun büyük bölümünün yok olmasına ve grup olarak uyumluluklarının azalmasına sebebiyet veriyor. Peki, daha farklı bir strateji uygulasalardı nasıl olurdu? Herhangi bir maymun bir yırtıcı gördüğünde bütün grubu uyarsaydı bu durum yırtıcının dikkatini grubu uyarmak için bağıran maymunun üzerine çekeceğinden onun hayatına mal olabilir. O yüzden ilk bakışta bu stratejinin işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Peki maymunlardan biri bağırınca ne oluyor? O gruptaki bütün maymunlar hayatta kalıyor ve ayrıca bağıran maymunun da hayatta kalma şansı var. Dolayısıyla aslında bu strateji gayet başarılı. Ben bunu düşünmenizi istiyorum. Çünkü fedakarlık tüm grubun başarısını artıran bir faktör. Bir bireyi riske sokuyor gibi görünse de bireyin etrafındaki topluluğun uyumluluğunu artırıyor. Bu da bizim maymunumuzun ya da onun soyunun hayatta kalma ve üreme şansını artırıyor. İşte bu sebeple evrimsel oyun teorisi bir grupta fedakar davranışın ortaya çıkacağını öngörebiliyor.